Maçadan Maçalara başında merhabalar. Şimdi yeni bir marka, yeni bir model bir tüfek geldiğini söyledi arkadaşlar. Biz de bu tüfeği incelemek, sizler için incelemeye geldik. Şimdi inceleyeceğiz. Bu tüfeğimizin markası Type 1 Arms'ın M2 modeli. Type 1 Arms M2. Bu geldiği kutu. Kutunun içinde şöyle kadifeden bir çantası da var. Taşıma çantası. Onlara pek girmeyeceğiz şimdi. Tüfeğimizin özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu emniyet filmini çıkarıyorum. Type 1 Arms modelinin Type 1 Defence M2 modeli. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde üstten ve alttan da görünüş şekilde. Bu tüfek kinetik bir tüfek. Bu tüfek kinetik model bir tüfek. Yani gazlı değil, dipçikten yaylı bir tüfek. Öncelikle tüfeğimiz 3 kiloluk bir tüfek. Bu tüfek biraz önce tarttım ben 3 kilo. Plastik bir el bunda ve dipçiye sahip. Dipçik boğazı gayet ince, benelli gibi. Yüze alır almaz yüze kolay ve çabuk geliyor. Üzerinde 7x5 bir şerit var namlusunda. Namlusu 4140 devre çelikten 66 santim namlu boyuna sahip. 3 adet mobişofu var. 1-3-5 mobişofları var üzerinde. Şimdi onu diğer taraftan göstereceğim. Tüfeğimiz kinetik sistemle çalışan bir tüfek. Tüfeğimizin görüntüsü bu. Hemen şimdi gövdesinden bahsedeyim. Tüfeğimizin gövdesi, gövdenin üzerine oyulmuş, yani şeritle aynı hizaya düşürülmüş bir göz hizalama şeridine sahip kasanın üzerine yapmış. Kasası 7070 alüminyum. Alt kısım plastik, siyah plastik, düşürme düğmesi, yine kaşık ve şurada şu düğmeye basıyoruz, çektiğimizde geri kalır boşken. Altta fişek varken bu düğmeye basınca fişek yatağa düşer ve mekanizmamız direkt gelir, gider ve fişeği ağzına alır. Bu tüfeğimiz 440 devre çelik namluya sahip, bu oldu devre çelikten, 5'e 7 bir namlu şeridine sahip, böyle söktükçe ileri doğru gidiyor. Şu andaki haliyle 2+1. Bu tüfeğin 2 tane alta, 1 tane namluya 2+1. Aslında normal bütün arada kullanılabilecek özellik bu. 2+1 olması bizler için bir avantaj. Şu şekilde namlusu. Bunda tüfeğin borusu 2 tane fişek alıyor. 1 tane namluya 3, yani avda yasal sınırlar içerisinde kullanılabilecek bir namlu fişek boyu. Şu şekilde kinetik bir mekanizmaya sahip. Kinetik tüfeklerin gazlı tüfeklere göre farkı bu. Parça sayısı az. 1, 2, 3 tane parçası var. El bunda aynen bunlar gövdenin parçası sayıldığı için bunları saymıyoruz. 3 adet parçaya sahip. Hafif 7075 alüminyum. Yine burası 7000, burası da alüminyum ama bir şeyini bilmiyorum. Altta çelik kaşık. Altta yine tetik muhafazası 7075 alüminyum. Üzerinde siyah eloksal mat bir boyaya sahip. Namlu saplaması da yine siyah bir mat boya. Özel beş makineleri üzerine yazmışlar. Bu tüfek 12 kalibre bir tüfek. 12-76, yani 2,5 inç fişekleri atabiliyor. Normal namlun fişekleri 70 ve 76 milimetrelik fişekleri atabilme özelliğine sahip. Herhangi bir gaz yok. Kinetik tüfeklerde kirlenme çok az olur. Tepme de yine normal bir tepme ölçüsüne özelliği var. Ancak bu tüfeklerdeki özellik şu: tüfek her zaman omuzdan destek alacak. Hangisi olursa olsun. Yani bu benelliğe benziyor ama orijinal benelli de olsa omuzdan destek alması çalışmaz. Kinetik tüfeklerde şu kuyruk belinin dipçik içerisindeki yayla gelip gitmesi, omuzdan da destek alması için arkadan destek alacak ki bu yayı ezecek, tekrar doldurup ateş edecek. Evet, tüfeğimiz de bu. Şimdi bu tüfeğin birkaç tane de yedek parçası var. Bunları da göstereyim. İçinden yağı çıkıyor bir adet. Uzatma şarjör, uzatma borusu. Şununla 7+1 oluyor. Hemen bunu şuraya taktığımız zaman şunun yerine içindeki yağı çıkarıp şunu taktığımız zaman, üzerine bunu taktığımız zaman tüfeğimiz şu şekilde 7+1 oluyor. Yani 8 adet 60 oluyor. Eskiden 8 atar dedikleri modele ulaşmış oluyor. İçerisinden asır kayışı çıkıyor.
tüfek seri numarasını gösteren, özelliklerini gösteren bir belge var. O bizi çok ilgilendirmiyor. Ve buradan bir tane temizleme bezi. Dipçik ayar pulları. Onları da göstereyim şöyle. İçerisinden 4 adet dipçik ayar pulları çıkıyor. Yine şunlar da dipçiğin arkasından sağa sola yatırmak için diye düşünüyorum ama ne olduğunu herhangi bir katalogda da şeyde de görmedim. Şunlar dipçiğin ayar pulları. Yani dipçiği sağa, sola, aşağı, yukarı ayar yapmak için olan modeller. Ha yine bunlar da aynıymış. Yani DX, SX diye burada belletmiş. Sağa, sola, aşağı, yukarı harf ölçüsü demiş. Yanından yön. Sağa ve sola ayarlayabiliyormuşuz bunlarla. Şunlarla da aşağı, yukarı ayar yapılıyormuş. Şunlar sağa, sola, şu da aşağı, yukarı. Yine dipçik boğazına takılmak suretiyle. Bunları ben kaldırıyorum. Tüfeğimiz 3 kiloluk bir tüfek. Yani hafif kinetik, hafif kinetik bir tüfek. Ağırlık olarak gayet iyi. Yani çok hafif, çok ağır değil. Normalde 3 kilonun altında kinetik tüfek pek yok. Bu tüfek 2 kilo 950 ile 3 kilo 10 gram arasında değişiyor şeyde. Kantar üzerinde şoklarından bahsedeyim. Yine bir tane şok söküp takma anahtarı. 5 numara şok. 1 numara şok. İçerisinde ağzında 3 numara şoku var. Evet, tüfeğimizin şokları da bunlar. Dediğim gibi tüfek şimdi gelmiş. Gelir gelmez biz hemen burada başka bir çekim için gelmişken bunu da çekmiş olduk. Taipon M2 modeli Taipon'un. Birleştirirken de kinetik tüfeklerin özelliği budur. Kolay birleşir. Şu şekilde içeriye gönderdiğimiz zaman yerine geçer. Önden bastırdığımız zaman sökerken de takarken de şu şekilde bastırıp şu ses geldiği anda bu olmuş demektir. Sonrasında el kundağını şu arkadan yerine oturtturuyoruz. Şu şekilde. Taktığımızda da kendisi otomatikman şu şekilde yaptığımız otomatik yerine gelmiş oldu. Evet. Taipon Defence M2 modeli. 3 kilo. 4100 termik çelik namlu. 7070 alüminyum gövde. Sertleştirilmiş alüminyum gövde. Fişek mekanıma düşürme mandalı. Fişeği yatağa düşürüp vermek için. Düğmesi emniyeti üçgen şeklinde. Benelli'ye benzetilmiş, Benelli modeli olan bir tüfek. 66 santim namluya sahip, dipçik ve el kundağı plastik, dipçiğin arkasındaki petle yumuşatılmış bir pet. Tüfeğimiz bu gayet hafif ve hızlı yüzlenebilecek bir tüfek. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. Yine bu tüfekle ilgili sormak istediğiniz bir soru olursa videolarımızın altına yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Yine bunların içerisinde çıkan malzemelerde soru işareti olsa aklınızda bunlarla ilgili bize yorumlara ulaşabilirsiniz. Dönüş yaparız. Amasından Naçalara Bayisi'nden saygılar, sevgiler.